Manşetine hepiniz hoş geldiniz. Ben Ersoy Dede ve Hikmet Genç burada. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hareketli bir sabah. Evet, hareketli bir sabah. Evet. Sözcü'ye FETÖ operasyonu başladı. Evet. Bir iki detay vereyim eğer. Ver. Takip etmeyenler olduysa yeni bilgiler de var. Yeni bilgileri de paylaşayım. Tamam. Evvela FETÖ operasyonu Sözcü'ye nereden başladı onu gösterelim. Gamze bana şey verirsen eğer ekrana 15 Temmuz günü öğleden sonra internette bastıkları bir fotoğraf vardı. O fotoğrafı bir yayınlarsan Cumhurbaşkanı'na suikastin tertiplendiği anlarda Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğu açıklanmadığı anlarda Sözcü gazetesi Marmaris'ten bu fotoğrafı bastı ve Sözcü Erdoğan'ı buldu diye haber yaptı. Haberdeki saat ve tarihe dikkat edin. 15 Temmuz 2016 saat 16.25 ve baş yaverinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş yaverinin nerede olduğunu bilmediği, Cumhurbaşkanı'nın tatil yaptığı, ailesiyle beraber tatil yaptığı yeri Sözcü gazetesi böyle fahş etmişti. Yani baş yaverinin bilmediği nereden anlıyoruz? Daha sonraki işte FETÖ soruşturmalarında savcıya falan vermiş olduğu ifadelerden anlıyoruz. İddianameye giren ifadelerden anlıyoruz. Bugünkü İstanbul soruşturması buradan başladı. Bu haberden başladı. Bu haberin muhabiri, orada imzası görünen Gökmen Ulu şu anda firarda. Gökmen Ulu yok. Ya Gökmen Ulu'ya ulaşılamadı. Bu haberi yayınlayan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay Fransa'da, Nice'de. Bunu da ilk kez biz söylemiştik buradan, hatırlarsın. Evet. Evvela biz söylemiştik. Aynen. Bu haberi yayınlayan Sözcü'nün internet sitesinin editörü Melda Olgun. Onun hakkında gözaltı kararı var. Ve Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli. Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli'nin hakkındaki gözaltı kararı şu. Sözcü gazetesine yapılan operasyon muhtemelen FETÖ terör örgütüne üye olmaksızın ona yardım ve yataklık olacak. Bizi de ver istersen kutuya. Lütfiye. Eğer şey yapmak yani üye olmaksızın ona yardımdan herhalde şey olacak. Burada bir para akışı olup olmadığını şu anda savcılar anlamaya çalışıyorlar. Yani bir takım haberler karşılığında ya da başka bir takım diyelim gazetenin dağıtımı ile ilgili olarak gazeteye verilen işte FETÖ'cü firmaların reklamlarıyla irtibatlı ya da bağlantılı olarak bir akışın olup olmadığını şu anda anlamaya çalışıyorlar. O tahkikat devam ediyor. 4 gözaltı kararı var. Bu gözaltı kararlarının ikisi firarda. Patron Burak Akbay ve bu haberin muhabiri Gökmen Ulu firarda. Firarda derken Gökmen Ulu muhtemelen yakınlarda bir yerdedir. Adresini de bulamadı diyelim Gökmen Ulu için. Firarda olup olmadığını bilmiyoruz. Şu anda ilk aramada adresini de bulamadı. Ama patron firarda. Evet. Mesele Sözcü'nün FETÖ'nün tezlerini meşru gösteren, ona destek olan yayınları. Birazdan o yayınların örnekler de vereceğiz. Senin ilk yorumlarını almak istiyorum ama. Şimdi aslında dediğin gibi aylar önce ne kadar hangi ay oldu hatırlamıyorum ama bayağı bir 15 Temmuz'dan bir hafta sonra idi galiba burada söyledik. Konuştuk, anlattık. Yani 15 Temmuz sürecini Fransa'da geçirmiş değil mi? Evet, Fransa'da. Şimdi o tabii olabilir. Fransa'dasındır, orada burada bu mevzu değil tabii ki. Mevzu şu. Defa şu anda ekranlarda görmüş olduğumuz Sözcü'nün şu haberi tarih ve saat açısından baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan en alçak ve en ağır saldırının hedef noktası olan nokta atışı yapılması planlanan bu ülkenin liderine yapılacak olan o saldırıdan önce saatler önce verilmiş bir haber. Şimdi geç kalınmış bir operasyon bu aslında. Yani ama olmuş tamam. Yani şu anda en azından belli bir çünkü 15 Temmuz'dan sonra ihraçlara ve yapılan emniyetteki ayıklamalara baktığımız zaman birçok şeyin nasıl engellendiğini gördük. O yüzden bu süreç uzuyor. Paralel devlet diye boşta söylenmiyor. İçine sızdığı için ulaşamıyorsun belli gerçeklere. O yüzden de tabii ki yargı süreci bir devam etmiş ve arkasından da bugün bu sabahki operasyon başlamış. Ve şu anda dediğin gibi o haberi yapan muhabir yok diyorsun değil mi? Ulaşılamamış. Henüz ulaşılamamış. Firarda demek için erken çünkü belki de sahiden demiş evet. İşte bayram seyran bir yere ziyarete gitti. Akşamına gelir teslim olur onu bilmem tamam. Yani. Ama patron firarda. Ama tablo çok net. Yani Erdoğan'a doğru yapılacak olan hamlede suikast. Bu suikastte de mekan meselesi var. Tabii ki
Sen şeyleri de biliyorsun, işte iddianameleri arkasından, işte bu sanıkların ifadelerinden yola çıkarak baktığımız zaman sözcü biliyor fakat başyaver bilmiyor. Birçok kişinin bilmediği böyle bir sırrı sözcü. Sizce başyaver FETÖ'nün adamı. FETÖ'nün adamı ve bulamıyor fakat sözcü buluyor. Bu nasıl bir el hissi kablel vukudur? Darbeden önce nasıl bir şekilde, nasıl bir durumdur? Tabii ki bu el hissi kablel vukuyu ironik manada söylüyorum. Tabii ki hissi kablel vuku değil yani. He, saatler önce Erdoğan'ın yerini bulma şeyi tabii bir, tam tabiriyle, amiyane tabiriyle salağa yatmak lazım. Abi o haberi galiba yaptım, üzerine darbe yaptılar. Bir de şöyle olmuş galiba. Öyle, yani, öyle olmaz işte, olmuyor işte öyle. Bayağı hani açıktan bunu vermek zorunda kalmışlar. Çünkü anlıyoruz ki 15 Temmuz'daki işgal darbe girişimi öne çekilmiş. Evet. Öne çekildiğinde anladığımız kadarıyla bütün bu şey, adres, kroki neyse artık, bunu açıktan servis etme ihtiyacı hasıl olmuş. Değil mi? Öyle yani, anlaşılıyor. Bütün birimlere bildirmek bütün için. Bütün birimlere bildirmek için bunu açıktan servis tabii etme yani ihtiyacı hasıl olmuş. Yani tabii, bunu SMS olarak atmamışlar da neyse, ya da mesaj olarak WhatsApp gruplarında, evet, bayrak hatlarında falan filan. Çünkü erkene çekildiğini anlıyoruz. Niye? Bütün şeylerden, o FETÖ'cü, darbeci, tabii, teröristlerin tabii vermiş olduğu ifadelerde ne var? Aslında operasyon gece 3'te 3'te olacaktı. Tabii. Fakat bir öne şey oldu. Evet. Öne çekilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla da bu haber açıktan verilmiş oldu. Şimdi yani bunun hesabını vermek zorunda. Bunun hesabını şimdiye kadar vermedi. Sözcü sadece bu değil tabii. Sözcü hesap vermesi gereken daha çok şey var. Biraz önce yayından önce konuşuyorduk. Tabii ki bir muhalif gazeteci olarak, bir muhalif bir gazete olarak daha doğrusu, kendi çizgini, kendi ideolojini, fikrini neyse savunursun sonuna kadar. En sert, aynen, bir şekilde de yaparsın. Bu farklı bir hadise. Bizim karşıtlığımız, hani senin tabirin de kategorik olarak Cumhuriyet veyahut da Sözcü gibi, hı-hı, gazetelere karşıtlığımız şu. Yani muhalefet etmek, sorunları dile getirmek, gazete olarak, gazeteci olarak halkın vicdanı olmak başka bir meseledir. Fakat hep söylüyoruz bunu. Bu ülke topraklarına hücum eden hangi yabancı güç varsa, hangi uluslararası istihbarat örgütü varsa, içerideki hainler, dışarıdaki hainler, Can Dündar gibi hainler mesela. Öyle değil mi? Cumhuriyet'in başındaki adamdı bu adam. Biz niye kızıyoruz? Bu adam hain. Neden hain? Çünkü adam kaçtı gitti, gitmeden önce de en son yaptığı operasyonda başarılı olmayınca, ki en operasyonda MİT tırları meselesi vardı. MİT tırları tüm dünyada Türkiye'yi terörle ilişkilendirip Türkiye üzerine operasyon yaptı. Yani vatan haininin dibi bu. Bir casus en fazla kendi çapı kadar zarar verebilir. Ama bunlar çok uluslararası çapta casusluk yapan ve göz göre göre, göz içine baka baka bunları yapan hainlerdi. Doğru. Alçaktır, haindir, pespayedir. Ha diyeceksin ki Sözcü'nün işte, sor. Evet, Sözcü'nün peki yaptığı ne bakalım? Aynı haberleri kendi kitlesine. Evet, evet, aynı şekilde. Aynı şekilde bak, sürekli FETÖ'nün yaptığı operasyonları, operasyonun başarılı olması için ne gerekiyor? Medya ayağı gerekiyor. Nasıl bir zamanda? Ve bir çevrenin daha ikna edilmesi gerekiyor. Tabii. Şimdi FETÖ'nün bir seslendiği, kitlendiği cemaat memat çevresini ikna ediyorsun ama Kemalistlerin, tabii, yine aynı ifadeyi kullanıyorum, kategorik olarak, evet, FETÖ düşmanı olan Hikmet Çetinkaya'gillerin, tabii, ikna edilmesi gerekiyor. Onun, tabii, kitlesinin ikna edilmesi gerekiyor. Şimdi, Sözcü bunun için lazım. Çok doğru. Şu anda mesela şu anda bugün Sözcü'nün başında Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil, Emin Çalışan var. Ana haberinde şeyler var. Ordu'nda var. Bakın tamamına. Aylardır, hatta yıllardır FETÖ'nün planlayıp programladığı, uluslararası bir konsorsiyumun da başında olduğu, Türkiye'yi diz çökertme operasyonunun malzemesi neyse, MİT tırları, 17-25 Aralık, Gezi olayları, Oslo, hepsinin arkasında bunlar var. Oslo. Evet. Bu bir daha söyleyelim. Bu muhalefet etmek meselesi değil. Ben onların listesini çıkarttım. Yani sayıyorum sana. FETÖ'cü tertibin Sözcü tarafından Kemalistlere meşrulaştırılarak sunulan haberlerin listesi var elimde. Oslo, yani Oslo görüşmeleri diyelim. 7 Şubat rezaleti. Evet. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve faşist gezi kalkışması sürecinde, ki zaten bugün gazetelerden birinde var, evet, biliyorsun şeyin. Akşamda var. FETÖ'cü albayın itirafı var. İtiraf var gezi. İtiraf var. İmralı tutanakları. Suriye toplantısı ses kaydı. Hı hı. 17-25 Aralık, hı-hı, darbe girişimi, MİT tırları ihaneti. Bunların hepsi Sözcü tarafından FETÖ'cü tertip içinden alınmış. Kemalistlere, hırsızları görüyor musunuz? Yolsuzları görüyor musunuz? İbnemleri, vatan hainlerini görüyor musunuz? Diye haber yapılmış. Tamam, evet. Kemalistler böyle konsolide edilmiş. Konsolide edildi. Ve bu çok önemli bir şey. Şunu altını çizelim. Yani sen bir fikre veyahut da bir karşıtta bir siyasi görüşe muhalefet etmiyorsun sadece. Senin bir görevin var medya olarak.
Yani Sözcü'nün yaptığı işlerden bahsediyorum. Türkiye üzerinde yapılan tüm operasyonlarda muhakkak bunun önemli bir sac ayağı olarak duruyorsun orada. Doğru. Önemli ama. Doğru. Çünkü neden? Yapılan tüm operasyonların başarılı olabilmesi için MİT tırları işte 7 Şubat falan şu anda söylemiş olduğum tümü 15 Temmuz'a kadar geliyoruz bak. Aynen. 15 Temmuz operasyonunda da o 15 Temmuz hain saldırıda da bakıyorsun bulduk. Erdoğan ne zaman buluyorsun? O gece, o akşam saatler sonra yapılacak olan bir alçak saldırı öncesinde buluyorsun. Haberdeki saatten birkaç saat sonra Mak gitti işte. Şimdi içine mi doğdu, aklına mı geldi, bilmem ne mi oldu? Kabler vuku mu oldu? Sen bunu açıklarsın. Anlatırsın. Anlatırsın bunu. Şimdi o yüzden bak bugün tekrar söylüyorum. Sözcü ve Cumhuriyet'in başta en hain ve en alçak Can Dündar'ından başta buradakilere kadar tamamı FETÖ'nün ürettiği şeyleri sürekli onun üzerine kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. Doğru. Operasyon olarak. Artı FETÖ'cüler de bunları paylaştılar. Bak kaçakların tamamını FETÖ'cüler şu anda kimi paylaşıyorlar? Ya Sözcü paylaşıyorlar. O da TV. Tabii. Ben bir gün 15 Temmuz'dan sonra hatta 17-25 Aralık'tan sonra bir yerde oturuyorum. Baktım orada iki tane gazete var. Bir tanesi Sözcü, öteki Zaman. O zaman daha henüz FETÖ'cüler operasyonlara devam ediyor Zaman üzerinden. Evet. Dedim ki espri olsun diye. Ya dedim bu böyle bir kafede yani bir Sözcü var bir de Zaman var. Yelpazeye bak. Yelpaze enteresan. Hani arası yok. Zannediyoruz ki ayrı dünyalar. Hani, öyle görüyorum ben. Öyle şimdi. Zannediyoruz. Yani ayrı dünyalar. Zaman bunu yapıyor. Dedi ki abi dedi yani şunun için dedi koyuyoruz. Çünkü dedi Sözcü okurları da aynı zamanda zamanı soruyorlar dedi. Okumak evet, istiyorlar dedi. Buyurun. Öyle abi. Ya bak ben bir bilgiyi paylaştım burada. Yaşadığım bir hadisedir. Bak seninle burada otururken bir bilgiyi paylaştım seninle. Bilgi. Yorum değil, analiz değil, bilgi. The taraf biliyorsun bu FETÖ'nün yayın organıydı. İşte Ahmet Altanların, Yasemin Çongarların yaptığı operasyonları biliyoruz. Zamanla beraber yayın organıydı. Ve şirketlere, FETÖ'cü şirketlere toplu alımlar yapılıyordu. Yani FETÖ'cü bir diyelim ki bakkal günde 3 tane. Efendim inşaat şirketi günde 10 tane. Ne bileyim bir işte mühendislik firması günde 12 tane taraf alıyordu. Taraf daha sonra bu işte 15 Temmuz'dan sonra kapandı zaten ama ondan önce biliyorsun yörünge değiştirmeye çalışıyordu o. FETÖ bunu attı sırtından. Sonra o şirketler taraftan boşalan aboneliklerini Cumhuriyet ve Sözcü'yle doldurdular. Bu bilgi bu. Evet. Bu yorum değil yani. Şimdi bu iltisakı, bu bağlantıyı, bu işbirliği, bu yani operasyon işbirlikteliğini falan filan tartışılır. Çünkü çok var örnekleri. Verdiğin örnekler doğru, operasyonlar. Ama şu anda başka bir şey daha var. Mesela ben bu şu haber sadece bir muhabirin Sözcü'nün ucundan bu operasyona böyle bir saldırıyı önceden biliyordu. Konuşuyorum şu anda. Tabii. Yani çünkü şu anda bu operasyon. O zaman başka şeyler söyleyeyim ben sana. Ama bunun arkasında Sözcü'nün sahibi olmak üzere başta. Hı. Başta Sözcü'nün sahibi olmak üzere. Bunların artı Sözcü'nün kasasının dedin ya biraz önce kasa da araştırılacak, bakılacak diye. Kasa yani o alışverişlerine. Akşam bakıyorlar. Evet. Ne kadar mesela bir Adem Yavuz Aslan, bir Emre Uslu, bir tutanmadan önce Baran Su. FETÖ'nün tüm elemanları, üst kurmayları. Aynen. Bunların Sözcü olan düşkünlüğü ve bunlarla iltisakı nedir? Çünkü sadece hani ikimiz de ortak fikir olarak burada birleştik. Yani biz karşıt fikir olabiliriz ama bu konuda anlaşmıştık. Hani neydi? Klasik manada. Nerede düşmanlar? Hayır, bir de şu var. Düşmanım düşmanı dostumdur. Düşmanım dostumdur. Ha. Bu burada bir şey mi? Başka bir şey mi var? Ama arada çok daha farklı bir şey mi var? Bağlantım bak var. Bak şimdi bağlantıya ilişkin parayla da çıkar, bir cümle. Görüşmeler de ortaya çıkar. Başka bir takım telefon bağlantıları da ortaya çıkabilir. İki cümle. 2010 senesinde Fehmi Korun'un Yeni Şafak'ta yazdığı yazıdan bir cümle okuyacağım. İki cümle okuyacağım. 2010 Yeni Şafak Fehmi Korun. Ta Kıvanç Mahlası'yla. Alıntı okuyorum sadece. Cemaatin aklına bir kez daha hayranlık duymama sebep olan bir projedir Sözcü. Öğrenciliği, bak buraya dikkat edin. Öğrenciliği cemaat evlerinde geçmiş sahibi görünen delikanlıya, aç parantez Burak Akbay, bugünkü firari. Hı hı. Öğrenciliği cemaat evlerinde geçmiş olan sahibi görünen, Sözcü Gazetesi'nin sahibi görünen bu delikanlıya, görünen demek dediğine göre asıl sahibi değilsin sen diyorsun. Değil tabii ki. Başka değil, birisi. Değil zaten. Buradan şapka çıkarıyorum Burak Akbay'a. Cemaat evlerinde öğrenciliği geçmiş olan çocuğa. Bulundukları yerde ileri giden yazarlar için bir sığınak gibi Sözcü. 150 bin civarında satışıyla para bile kazandırıyor olmalı.
Muhalefetini de yakın kontrol altında tutacaksın. Neme lazım. İmza Fehmi Koru. 2010 senesinde. Eminim savcılar Fehmi Koru'ya da gel arkadaşım şu Burak Akbay'ın bize cemaat evlerindeki öğrencilik yıllarını hele bir anlat demişlerdi. Fehmi Koru da anlatmıştır. Şu, buradan belki hukuki çok fazla bir şey yürüyebilir ama şuraya yürüyebilir. Sahi gibi görünen. Demek bir şey biliyorsun. Virgül cemaat evlerinde yetişen. Onu sormak lazım. Ama cemaat evlerinde yetişen de var. Tamam ya, FETÖ'nün elemanı da fark etmez. Onu da bir şekilde bulursun. Ama sahibi gibi görünen. Ama sahibi gibi görünen ifadesi var ya. Hani gibi görünüyor fakat gerçek sahibi kim? Sana bir tane mülakat göstereceğim abi. Şimdi bu yani sorsan Fethullahçı terör örgütüyle en baba mücadele eden kimdir diye herhalde yıllarca birkaç isim sayarlar. Bunlardan biri de Emin Çöleşan'dır muhtemelen. Öyle satar kendini biliyorsun. Öyle pazarlar kendini. Emin Çöleşan. Sözdeş. 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi sırasında kendi gazetesi Sözcü'ye 25 Aralık günü, yani ikinci dalga günü, verdiği mülakatı bana bir göster Gamze. Ne diyor? Bizim başaramadığımızı Fethullah'la ekibi başardı. Ya. İmza Emin Çöleşan. Üsta yazarlar 2013'ü değerlendirdi. Bugün Emin Çöleşan değerlendiriyor. Ne yapmış, ne olmuş 2013'te bu memlekette? Bunlar da böyle işte. Emin Çöleşan'ın başaramadığını Fethullah'la ekibi başarmış. Tabii. Bunların çünkü şimdi şöyle bir şey. Tarih 25 Aralık var mı? Görünüyor mu ekranda? Görün ben söyleyeyim. 25 Aralık 2013. 25 Aralık yani 17-25 Aralık evet. Darbe girişimi günü. İşte bu da Sözcü'nün tıynetini ortaya koyan, Sözcü yazarların tıynetini ve cibilliyetini ortaya koyan bir ifadedir. Bu açık bir itiraftır zaten. Hani bu itirafı da etmekten de fazla gocunmamış. Bak böyle oturmuş yayıla yayıla orada rahat rahat söylemiş bunu. Arkadaşlar yani bizim başaramadığımızı neyi kastediyorsun? Devlete sızılmış, yargı her şey ele geçirilmiş ki yani yapılan operasyon biliyorsun çok büyük bir operasyon, indirme operasyonu. Hı hı. Yani şu var, hakikaten Sözcü'nün de elinde olsa, çünkü Sözcü okurları neyi alkışlamışlardı unutmayalım. Bu iltisakları böyle hikaye anlatmıyoruz bakın. Biz konuşurken şu anda aklınızda bir şeyler değil. Sözcü okurları tankları alkışlayan bir ekipti. O kadar. Aynen. Unutmayalım bunu. Aynen. Yani Sözcü'nün amacı burada Türkiye'de neydi? Ben niye Sözcü'ye karşıyım? Şunun için karşıyım. Bak mesela vardır PKK bültenleri. Vardır bilmem işte şucu bucu falan bir sürü aşırıcı bilmem ekstremist bilmem ne düşünce. Hiç önemli değil. Sözcü'ye karşıyım şu. Sözcü çıktığı günden itibaren Türkiye'de nefret söylemi üzerinden. Nefret ama. Körükleyen. Ve kin tohumlarını eken bir yapı içerisinde çıkmış bir gazete. Ve bunu devam ettirdiler. Doğru. Amaç sadece oturup da demokratik bilmem, çağdaş değerler, Atatürk ilkeleri falan bunlar hikaye. Peki şu Emin Çöleşan'la ilgili bir şey daha göstereceğim. Emin Çöleşan bu Fethullah'la ekibi başardığı sadece hedef birliği açısından mı söylüyor? Yoksa başka bir ilişkisi var mı? Onu göstermek bakımından. Bana bir de Fethullah Gülen'in Emin Çöleşan'a yazdığı mektubu göster. Değerli gazeteci, kıymetli insan, saygıdeğer aydın Emin Çöleşan beyefendi. Başta hakkında zaman zaman iletişim kopukluğundan kaynaklandığını sandığım farklı değerlendirmelerine rağmen değerli ve aydın kişiliği, kıymetli kalemi, araştırıcı karakteri ve dürüstlüğü ön plana çıkaran yanıyla takdire şayan çalışmalarda bulunan ve ülkemizde sevgi, barış ve hürriyet ortamının oluşması için katkılarını sürdüren zat-ı alileriniz olmak üzere bütün aile, dost ve yakınlarınızın mübarek kurban bayramlarını tebrik ve bu vesileyle kalbi hürmetlerimin, en iyi dileklerimin kabulünü arz ederim efendim. Ne kadar sapıkmış bu Fethullah'ta. Mübarek falan filan diyor. Emin Çöleşan'a falan. Kurban murban falan diyor yani. Az manyak değildi bu adam. Kendini kestirtecek. Hayır yani. Emin Çöleşan mübarek kurban ne anlar ya adam. Fethullah kendisi ne anlar? Ya, o ekim tamamı. Fethullah kendisi ne anlarmış ki? Ya, kendisi anlar kendisi. Çünkü bir din, başka bir din sahibi o adam. Ha kendi dininde. O tabii din arası diyalog adı altında. Fethullahçılık dininde. Fethullahçılık dininde bir evrensel bir din oluşturuyordu ya bunlar. Bir proje çünkü bu Fethullah filan. Fakat enteresan. Sen kurban mübarek falan filan diye göndermiş. O da bunu kendisi mi yayınlamıştı zamanında? Kendisi de yayınladı galiba bunu. Bana böyle mektup şey geldi diye. Bir kare de Samanyolu ekranından Ankara temsilcilerini göstereyim ondan sonra devam edelim. Evet. Ver abicim Sözcü'nün Ankara temsilcisini saygı göster ki bana. Bunlar hepsi şeylerdeydi. Bizi al logo görünsün. Benim fotoğrafımı al logo görünsün. İşte bu. 17 Aralık. Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi. Hı hı. Bunun diyorsun büyük kuzeni FETÖ'nün Meksika'da yaşayan imamı. İmamı tabii. Meksika'da mıydı? Bilmiyorum Brezilya. Brezilya'da yaşayan imamı.
Bunun büyük kuzeni. Evet. Brezilya'da yaşayan imamı. FETÖ'nün. Hamdullah Öztürk. Hamdullah Öztürk. Evet. Saygı Öztürk de Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Tabii. Demiyorum o onun kuzenidir diye FETÖ'cüdür ama ekran Samanyolu TV ekranı. Yani FETÖ'nün yayın organının ekranı. Ben evet. Onun kuzenidir o yüzden de bu FETÖ'cüdür demiyorum ama tablo bu. Evet. Şimdi bunu 17-25 Aralık o teknik nokaut hani şeylerin sürekli FETÖ'nün söylediği bir şey vardı ya. O kafasına göre o FETÖ elebaşısının söylediği teknik nokaut şeyi operasyon 17-25 Aralık içerisinde Sözcü çok fiilen yani sanırsın ki bütün operasyonu Sözcü yapıyor. Bu kadar da olayın en başında beri sonuna kadar ve hatta düne kadar. Dün hatırlarsın tekrar biz Sözcü dün konuşurken buradan bir yazarın alıntısını yaparken hemen gene nereye döndük? Kutu'ya döndük, Halk Bankası'na döndük, Mehmet'e döndük. Yani Bekir Coşkun falan aynı. Yılmaz Özdil falan aynı yani. Şu anda yurt dışında kaçak yaşayan FETÖ'cü hainlerin suları, yani yüreğine su serpen bunlar. Oradan bir şey yapamıyoruz. Bizim adımıza Emin Çöyşen konuşuyor. Bizim adımıza Yılmaz Özdil konuşuyor. Onların şu anda Türkiye'yi müdafaa eden bir gazetedir. Yani en azından o operasyonları hatırlatıp bir şekilde o yaptık operasyonda hala bir takım enerjiyi verme adına çalışanlar bunlar. Şimdi şunu yapan, bunu yapan, bunu hep yorum şeyleri. Yani biz yorum yapıyoruz şu anda. Ne olduğu belli Sözcü'nün. Diyorum ya, o Sözcü okurları bugün Türkiye'de tankları alkışlayan tek ekiptir. Doğru. Çünkü o nefret tohumunu okur bakmaz yani. Okur tankı gördüğü zaman, Erdoğan mı gidiyor? O zaman yaşasın. Yani hiç o tankı, o şeyi görmeden, doğru. Onu yani ne olduğunu ne düşünmeden, hiç plan yapmadan, program yapmadan görür görmez sevinen ekip Sözcü ekibidir. Değil mi? Ben bu Sözcü'nün kim ve nefret tohumları ektiğini, sürekli bir nefret pompaladığını, insanların bu şekilde beyni yıkadığını ve toplumu ayrıştırdığını yıllarca söylerim. Ve şu anda da yapılan da bu. Değişik bir şey değil. Bakma bugün yapmıştır sürekli. Bir de kamuflajları da var. Kamuflajları da Atatürkçülük. Ultra Atatürkçüyüz abi. Bir şekilde kendini o şekilde yutturmaya çalışıyorlar. Ama bu operasyon bence burada bu biraz daha derinleşebilecek olan bir operasyon. Kimse boşuna efendim niçin oldu, nasıl oldu, ben Sözcü'nün ne işi var falan demesin. Gösterdiğimiz tüm buradaki eski fotoğraflar, yazılar, bilgiler, paylaşımlar ve en başta soruşturma konusu olan 15 Temmuz'da o hain saldırıdan saatler önce işte Erdoğan'ı bulduk diye yayın yapan şu paçavranın, şimdiye kadar hep gazetedik, şimdi paçavra diyeyim, biraz öyle bitireyim bu cümleden sonra, muhakkak bunun hesabını vermesi lazım. Sözcü susarsa sahibi de görünen sahibi. Gerçek sahibi zaten belli. Gerçek sahibi demek ki başkaymış. Bunu yazan da bu işleri bilen bir adam. Gerçek sahibi, görünen sahibi ve şu andaki yazarların tamamı. Bunların niye dokunulmazlığı var anlamadım ben. Açıklama yapmışlar. Diyor ki, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine başladığı... Bak bak. Tamam işte, kurtuluş mücadelesi başlıyor. Şu an doğru söylüyor Sözcü. Allah Allah. Aşağı inmişiz. Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine başladığı 19 Mayıs günü Türkiye'nin vicdan... Ulan onu da mı kullandınız ya? Yani her şeyi operasyona dönüştüren Sözcü bu gözaltı kararlarının 19 Mayıs'a denk gelmesini de kendince manidar buluyor. Manidarsa manidar. Bence manidar. Manidarsa manidar. Ya, Türkiye'nin kurtuluşu manidar. İki başlık vereyim. Evet. Yani ne diyordu? Türkiye'li pisliklerden... Sözcü Erdoğan'ı buldu diyordu ya. Savcı Sözcü'yü buldu. Birinci başlık. Abi Türkiye nasıl kurtulur? Mütareke basından kurtulması lazım. Mütareke basından kurtulması lazım. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Varlık bir sebebidir Türkiye'nin. Can Dündar gibi hainlerin, başta Can Dündar olmak üzere, alçakların, tıynetsizlerin, iddiatı çocukların, operasyon çocuklarının hesap vermesi gereken bu dönemde Sözcü'nün de hesap vermesi lazım. Vereceksin bunun hesabını. Alçakça öyle oturduğun yerden sabah akşam hakaret ederek bir kısmı tankı alkışlayacak hale getirmeyeceksin. Yalnız bir şey söyleyeyim. Adam gibi habercik yapacaksın. Yalnız bir şey söyleyeyim. Paralarınızı da hesabını vereceksiniz. Nereden geldi? O NİS'te yaşayan patronun da, görünen patronun da. Bu da hesabını verecek. Bir tespit. Hepsini verecek. Bir tespit. Emin Çöyşan da verecek hesabını. Bak bu adam bütün Türkiye'deki tüm darbelerde, ne kadar Türkiye'de yaşanan tüm travmalarda, spazmlarda, siyasetin tıkandığı her dönemde muhakkak darbeci, postalcı bir adam olmuştur. En sonunda da FETÖ'cü oldu bu adam. Onun için bunu hepsi hesaplı vermek zorunda. Emin Çöyşan verecek. Yılmaz Özdil verecek. Öyle sadece boyoz yiyerek, çiğdem çitlerek olmaz. İşte Bekir Coşkun. Bunlar yıllarca dinozor gibi oturdular yerlerinde. Oturdu dünyayı yaz. Emin Çöreşen ben dolardan başka para almam. Türkiye'yi ben yönetirim. Hepsinin altında dünyanın serveti, rahatlık. Hiçbir sıkıntıları yok. Her devirde, her tarafta yazıp
para kazanmaya devam edeceksin. Halkın vicdanı olmak yerine sürekli küfredeceksin ve aynı zamanda insanları aşağılayacaksın. Bir tanesi bidon kafalı diyecek, öteki göbeğini kaşıyan diyecek, öteki iyi ki öldünüz diyecek Soma'daki işçilere. Hak ettiğiniz bütün bunları ölümü, yapacaklar. Ölümü hak ettiğiniz diyecek. Bu kadar nefret edecekler bu milletten. Bu kadar alçak yapacaklar. Diğer de o koca duayende Uğur Dündar bu kadar büyük servet hesabını daha vermemiş. Bu servet hesabını vermemiş insan. Gazeteyi bile çıkıyorsunuz. Ondan sonra operasyon bu kadar manidar. Evet doğru. 19 Mayıs 1919. Hatırlatayım. Mütareke basınının defedildiği Türkiye'nin kurtuluş günüdür. Belki de bu size iyi bir gönderme de olmuştur. Çok da mutlu oldum. Anladıysanız. Anlamışsınız. Mütareke basını diyorum bak. Tamam, siz mütareke bir mütareke basınısınız. Evet. Amerikan oğlanları mısın? Batı'nın bilmem, cehennemden geliyorum diye adımı seven adamlarsınız sizler. Can Dündar gibi çıktığı yumurtayı beğenmeyen, Amerika'yla, yumurtanın da nereden geldiğini belli olmayan. Amerikan Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı bir araya geldiğinde Amerikan Başkanı'nın lehine yayın yapan adamlarsınız. Hesap verin bir gün ya. Türkiye'de herkes hesap verdi. Bir tek siz hesap vermediniz ya. Ben buna bak, buna çok kızıyorum. Türkiye'de Müslümanlar hesap verdi. Liberaller verdi. Solcular verdi. Sağcılar verdi. Ülkücüsü verdi. Doğru mu? Kürdü verdi. Herkes bir şekilde hesap verdi bu ülkede. Hesap vermeyen tek bunlar. Bak bunlar. Doğuştan kerameti kendinden menkul Kemalistler. Kerameti kendinden menkul. Hürriyet'te yazarken de en büyük parayı onlar kazanıyor. Yaz yaz bilmem ne. Ondan sonra yazarım bak yiyip de şantaj yapan da bunlar. Hesap vereceksin kardeşim. Böyle numaradan, teyyareden bize böyle oturup da çok Atatürkçüyüz, en çok biz çağdaşız diye değil. Siz Müslümanlara derdiniz var, Kürtlerde de var, Sünni de var, herkese derdiniz var siz zaten. Ve size hiçbir şey olmuyor. 28 Şubat'ta da kazanırsınız, 60'ta da siz çok iyisiniz. 80'de de iyiydiniz, 97'de oldu, hala çok iyisiniz, en baştasınız. Hep öyle oldu. Hiçbir şekilde kaybetmiyorsunuz, hesapla vermiyorsunuz zaten. 15 Temmuz bu ülkenin belki de hakikaten yok olacağı, iç savaşta paramparça olacağı, tehlikeli bir saldırıya maruz kalacak o günün saatler öncesinde biz Erdoğan bulduğu hesap, bu hesabını vermeyeceksin öyle mi? Az bile yani sadece bir şey oradaki değil. Bu oradaki muhabir sadece muhabir bir çekiş değil bu. Hadi o zaman bilgi olarak söyleyeyim. Sahip patronu da bunun peki, sahipleri de gerçek peki, sahipleri peki, de. Peki o zaman bilgi olarak söyleyeyim. Tasfiye tutanlar da hesap verecek. Bilgi olarak söyleyeyim. Tahkikat Marmaris soruşturmasıyla başladı ama sözcüye operasyon genişletilerek sürecek. Bunu da bilgi olarak söylüyorum. Yani sözcü sürsün operasyonu bence. Salt Marmaris'teki o evi buldukla sınırlı kalmayacak. Bilgi olarak söylüyorum. İsteyen de beni kaynak olarak alıp operasyon genişliyormuş diyebilir pekala. Çünkü operasyon sadece Gökmen Ulu ve internet müdürü ve mali işler müdürüyle sınırlı kalmayacak. Sözcü gazetesine Fethullahçı terör örgütüne üye olmaksızın yardımdan ve onun tezleri üzerinden medya propagandası olarak çalışmaktan dolayı genişleterek söylüyorum. Bir tahkikat geliyor. Tamam. Bilgi olarak söylüyorum bunu. Tek başına Marmaris değil. Evet. Bu yapılan bütün Oslo'sundan, 17 Aralık'ından, İmralı tutanaklarından, 7 Şubat rezilliğinden, 15 Temmuz sonrasından kontrollü darbe meselesi hepsine ayrı ayrı bir gazeteci hissiyatıyla söylüyorum. Yoksa hukuk, devlet bunları bilir. Bizim bildiğimizden değil. Ben bilerek söylemiyorum. Bir hissiyatla söylüyorum. Öngörüyle, bu yaşa kadar tecrübeyle, gördüklerimizle, tanıştıklarımızla söylüyorum. Dokunduğumuz insanlardan aldıklarımızla söylüyorum. Bu adamla yanacağken bakın sakın şeyleri atlamayın. Özellikle hedef olsun diye söylemiyorum bak. Ama bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Hissettiğim bir gerçek benim. Bana ait bir gerçek. Sadece bir muhabir meselesi değil bu. Değil. Sözcüye çok dikkatli bakın. Burada yazanların editörlerinden tutun da patronuna kadar, hatta bazı yazarlarına kadar da telefonlarından tutun da yapılıyor. Telefon kayıtlarından tutun da banka hesaplarına kadar bir bakın. Yapılıyordur abi. İncelensin bunlar. Yapılıyordur abi. FETÖ ile olan Amerika'daki bağlantıları, Fransa ayakları, Belçika'daki bank para hesapları, bunların hepsine bakın. Hissiyatla söylüyorum. Bunların içerisinde muhakkak FETÖ ve artı FETÖ ile birlikte uluslararası istihbarat örgütlerinin birkaç tanesi dokunmuş durumda bunlar. Bunlar hain. Açıkça söylüyorum. Ne derse desinler, haklı da dava açsınlar. Hain bunlar. Bunlar haininiz. Bunlar bu toprakların haklarında FETÖ tahkikatı olduğu halde yazan insan değil bunlar. Haklarında FETÖ tahkikatı olduğu halde bunlara yaptığımız hakaret, bunlara yaptığımız sözleri hakaret kabul edip bize dava açan savcılara da buradan selamlarımı yolluyorum. Onu da ayrıca söyleyeyim. Aç. İnşallah. İnşallah açmazlar. Açıyor ama ben işte, bunu söyleyeceğim. 24 saat vatana, millete, seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret eden, Türkiye yansın umurumda değil, yeter ki referandumdan hayır çıksın diye kamuoyu, Türkiye yansın umurumda değil, yeter ki referandum kampanyasından hayır çıksın diye kampanya yapan Levent Gültekin
şakır şakır dava açıyor. O davaları kabul ediyor bu savcılar. Sen ya yani ona dava açıp bu ettiği hakaretlerin vatana millete ettiği hakaretlerin hesabını soracakları yerde. Ya böyle bir şey oluyor işte. Böyle bir şey oluyor. Niye susturmaya çalışıyor ki? Böyle bir şey oluyor işte. Allah Allah. Yani bayrağa, toprağa, vatana, bu topraklara, bu ülke bu kadar düşmanlık yapan hainlerin. Hain dediğin günü, ertesi günü, günü Levent Gültekin dava açıyor, hain, o savcılığını kabul ediyor. Korumaya çalışıyor. Hainin hakkını korumaya olmaz çalışıyor. Olmaz. Bunu kabul etmeyiz. Bak burada tepiniz üzerinde biz de derdimizi işte anlatırız. Tepinemiyoruz işte. Biz çatır çatır dava açıyor. Levent Gültekin'in açtığı davaları bu savcıların bakmadan reddetmesi gerekiyor. Ama olmuyor işte. Buradan dile getirmen iyi olmuş. Olmuyor işte. Aynısı benim başıma da geliyor mesela. Şimdi bunlar böyle konuşuyor. Bize dava açtı. Hedef gösterdi. Şöyle yaptılar falan diyorlar. Kimsin peki sen? Arkadaşlar. Sen kimsin? Metin Feyzoğlu baro başkanı değil mi? Evet. Baro başkanı. Baro başkanı bana dava açtı. Haberim olmadan açtı bitti kazandı. Haberim bile yok. Yok. Bir tane buradan ifade verdim Kartal Adliyesi'nden. Bak baro başkanı bana dava açıyor. Hain demedim. Alçak demedim. Cins ve cibilliyetten bahsetmedim. Efendim şucu bucu demedim. Yüzsüz dedim. Ya. Ve paraya mahkum olduk. 3 ay ceza yedim. Hangi hukuk ya bu ya? Nasıl bir hukuk bu? Baskı altında. Ha. İşte böyle böyle. Tamam abicim böyle eyvallah. Kabul ettim abi. Aldım kabul ettim. Türkiye'de yüzsüz demek suç. Değil mi? Seni 3 ay hapis cezası veriyor değil mi? Yüzsüz kelimesine. Ben sokakta insanı kızdıma yüzsüz diye bağırıyorum. En fazla ne diyorsun lan diyoruz. Bitiyor iş değil mi? Bu kadar. Bora başkanı diye bunu kabul ettiniz etmez. Tamam. Bu hukuka sesleniyorum şu anda. Bunlar Türkiye düşmanı. Alayı yüzsüz. Eğer bu ülkede hakikaten hak ve hukuktan bahsediyorsam. Hadi hak hukuku geç. İdeolojinden geç. Savcılık, hakimlik mesleğinin bilmem. Her şeyden geç. Biz bu toprakta düşman insanlar ve bu adamlar hainlerle işbirlikçilik yapan ve Avrupa ve Amerika başta olmak üzere belli merkezlerle komuta alan gazete bunlar. Bunları yakalayın. Ben razıyım, bana daha da fazla ceza ver. Ben bunları söylemek zorundayım. Ama sen vatan hainlerini çıkart ortaya. Ha, çıkart bunları ortaya. Oturup burada bırakma. Emin Çalışan da hesap verecek. Bu ülkede Emin Çalışan hesap vermezse... Vermedi. Bak hesap vermezse, hesap verdi? Bak hesap vermezse bu ülkede gerçekten adalet tesis edilmemiş demektir. Çünkü bunların elinde neler var biliyor musun? Sadece bunların elinde şu andaki efendim Bekir Coşkun, efendim Yılmaz Özdil, Göbek Kaşar 50 milyon hak etmiş. Etmiş doğru. 50 milyon kişi dilekçe versin. 25 milyon AK Parti seçmeni her ilde çıksınlar, Yılmaz Özdil'e dava açıyorum desinler. 30 milyon insan çıksın Bekir Coşkun'a dava açsın. Göbeği kaşıyan bilmem ne. Bana hakaret etti. Abi yüzsüze 3 ay veriyorsun. Öyle değil mi? Göbeği kaşıyan veya bidon kafalı daha ağır bir hakaret. 25 milyon kişi dava açması lazım şu anda. Açın lan tam zamanı açın. Korkmayın. Emin Çöreşan. Birilerinin OHAÇ parasını karşılaması lazım. Emin Çöreşan, Ertuğrul Özkök. Birilerinin OHAÇ paralarını karşılaması lazım. Duayen Ertuğrul Özkök. Biz herkes teklif ettik. Sen bir tek dolarda tutturmadın mı? Ey Emin Çalışan. Hesap versin. Tansu Çiller'in o fotoğrafları kimlerin elinde geziyor? Uğur Dündar neredeydi? Hesap versin. Hiç tane hesap vermiyor bunlar ya. Ya Türkiye anayasa kitapçı havada fırlıyor. Bir şeyler oluyor. 28 Şubat'tan sonra. Diyoruz ki 100 milyar dolar para kaybettik. Tamam arkadaş. Kim kaybetti? Tabii bir dakika. Nerede bu para? Kimden çıktı? Birisi kaybettiyse kim birisi aldı? Kazandı demektir. Ha, kim aldı? Nereye girdi bu para? Birisi kaybettiyse birisi kazanıyor evet, demektir. Bunlar şu anda bu adamlar vatan millet Sakarya diye arada bir işlerine gelince konuşanlar proleter devrim solcuyuz bilmem ne diyen insanların alayı villalarda oturan zengin insanlar ve asla kaybetmiyorlar. Ve bunlar öyle bir habercilik yapıyorlar ki bu ülkede 248 şehit binlerce yaralı gazi varken yaşadığımız bu alçak saldırının üzerinden geçer geçmez şuradaki alçak tiyatro var dedi ya. Buna tiyatro dedi. Nerede baro başkanına yüzsüz dediği için 3 ay ceza alan Hikmet? Nerede tiyatro dedi? Bütün insanların, bütün milletin kaderinle bu şekilde dal geçen bir adamın hakkında niye soruşturma açılmıyor? İşte. Ne farkı var şimdi bunun vatana ihanet başka nasıl bir şey olur ki? Anlamadım yani. Yani direkt Enes'i alıp da bizi mi vursun bu adamlar? Uğur Dündar'ın hesap verecekler abi. Ben bak burada kalmamalı bu. Uğur Dündar'ın dev servetiyle ilgili 19 Mayıs güzelmiş. Ben sözcüye cevap veriyorum. Hakikaten mütareke basınına kafasına vurulması gereken bir gündür. Türkiye'nin kurtuluşudur. 19 Mayıs 1919. Mütareke basınına karşı milli toprakları bu topraklara bağlı bilmem ne tepesinden içkisi içen değil. Köylü birlikte efendisidir. Bak Uğur Dündar'ın den çıkan o fikrin mücadelenin başladığı gündür. Bir iki cümle daha detay ver. İnsanlar soruyorlar. Nedir Uğur Dündar'ın servetiyle ilgili
iddialar diye. Vallahi bu benim iddiam değil ki. Uğur Dündar'ın çalıştığı etrafta çalışan onca adamı vardır. Hala piyasada çalışanları vardır. Eski onun gibi iş yapan enkılmenler vardır. Şunlar bunlar vardır. Onların 3-5 tanesi dökülse Uğur Dündar bu ülkede yaşayamaz. Kaçar gider. Ne diyecekler? Abicim, o paralar nereden kazanıldı onu mu söyleyecekler? O para nereden kazanıldı? Nasıl kazanıldı? Gazetecilikten kazanılmadı mı diyecekler. Onlar çıkacak söyleyecek. Bu bir hukuki meseledir. Ben inandığım şeyleri söylüyorum her soru. Hissettiklerimi de söylüyorum. Hayır, duyduklarımı artık anlatıyorum. Elinde belge vardır. Çıkartırıp belgeci gazeteci falan değilim ben. Bak bu kadar rüşvet almış. Adama şantaj yapmış diye ortaya koyarım mesela birisi için. O şantaj belgesini ispatlayıp da ortaya koyarsam bu belgeci gazeteciliktir. Ama ben şu anda bunca zaman tanıdığım insanlardan, tüm çevrelerden, hatta şu an o daha önce biliyorsun Rasim Ozan da bir televizyon programında bu konuda tartıştı Uğur Dündar'la meseleyi biliyorsun. Fark etmedim ama evet. Bir sürü olaylar, bir sürü şeyler var ortada ama bunlar konuşulmuyor. Bunlar sabah erken kalkıp efendim bir gün öleceksin, senin mezara tükürecekler. Mezara tükürmesinler, toma bekleyecek diye yazan adam bunlar ya. Öyle değil ben sana şey söyleyeyim. Oraya yayınla. Bunlar sadece yaptım. Nefret kusmakla kalmak mı değil. Oray... Sıkıntı banka hesapları bakılacak. Görüştüğü kişiler. Bak Belçika isim ver. Belçika ve Fransa. Görüştüğü kişiler. Banka hesapları ve telefonlar. Bunlar çıksın ortaya. Sözcüğün ne olduğu ortaya çıkacak. Şeyi söyleyeyim. Oray yayın kendini iyi kurtardı buradan. Birkaç ay önce biliyorsun Sözcü gemisinden atladı. Evet. Sözcü gemisinden uçarcasına atladı Oray'ın. Hiç bu arada manşetlere giremedik burada. Gireriz. Soner Yalçın bu vakte kadar yani karşı durduğu pek çok şeyi savunan gazetesini şu anda sahiplenmek durumunda kalacak. Bak şu anda bir şey aklıma geldi. Bak ben lafını keseyim. Çok az vaktimiz artık kese kese gideceğiz. Sen demin Levent Gültekin'de gibi bir şey söyledin değil mi? Söyledim ve tamam, içim yanıyor benim Levent Gültekin. İçim. Çatır çatır dava açıyor millete. Bak biz insanları şimdi Nihat Genç ne? Muhalif değil mi? Ağzına geldi mi de dolu dolu. Değil mi? Bodoslama'dan dalar. Dalar. Nihat Genç Levent Gültekin'le ilgili bir şey ifşa etti hatırlıyor musun? Telefon açması küfür ettiğini. Aynen. Analı bacılı. Analı bacılı. Böyle insanların açtığı, bu tinetteki insanın açtığı davaları sen nasıl Nihat Genç'e ettiği küfür Nihat Genç'te, Nihat Genç'le ikisi arasındaki meseledir. Ama bu millete, seçilmiş lidere, o lideri seçen iradeye, millete bak, doğrudan küfreden bir adamın şu anda itibarsız ve yani hani işin hukuki tarafını, kriminal tarafını, adli tarafını bilmiyorum ama ya böyle bir adamın hala itibarlı bir şekilde Hürriyet Gazetesi'ne mülakatlar veriyor. Janti janti giyiyor. Ayşe Arman mülakat vermiş. Sormuyor mu sen 2 senedir işsizsin ey Levent Gültekin? 2 senedir işsizsin. Teknik olarak cebinde paran olmaması gerekiyor. Bu pahalı takım elbiseyi nasıl satın aldın diye sorması gerekmiyor mu mesela? Şu var Ersoy bak mesela. Ben demiş ki Nihat Genç'in yazdığımla karşılaştırdığım zaman ben hayatta küfretmem diyor. Ertesi gün Nihat Genç'e ettiği küfürler çıkıyor ortaya. Cart diye ortaya koydu işte. Hemen. Bir yalancılık da var yani. Ya nerede? Yüz kızarmıyor yani. Sen bak, yüzsüzlük. Herif aleni yalancı. Sen yalancı dediğin için bana yalancı dedi diye müracaatta bulunuyor. Tak diye dava açıyor savcılar sana. Ya bu adamın açtığı, yaptığı suç duyurusunu davaya dönüştüren savcılara selam olsun buradan. Gidin Fethullah Gülen'in de açtığı davaları davaya dönüştüren o zaman. Fethullah Gülen de dava açsın. Levent Gültekin'in açtığı davalar davaya dönüşüyorsa Fethullah Gülen'in nesi eksik? Ben şey için mevzuta oraya gitti tekrar ama hatırlatmak açısından söyledim. Şunu söyleyecektim ben aslında. Nihat Genç de bir muhaliftir değil mi? Tabii. Bak Nihat Genç bir muhaliftir. Ama bu topraklara ait bir muhaliftir hiç değilse. Bak söyleyeceğim. Şudur, şucudur, bucudur hiç umurumda değil. Çok da kızmışımdır. Hatta onun hakkında yazı yazmışımdır. O da genel giydirmiştir insanları ona buna falan filan. Böcek böcek dedi biliyorsun. Ya dedi bak bir şey söyleyeceğim demiştir. Fakat bir şey söyleyeceğim. Sözcünün yaptığı muhalefetle Nihat Genç'i muhalefetle karıştırmayalım. Çok ayrı tutalım. İlkeli olmak, omurgalı olmak, bu topraklardan muhalefet yapmak, toprağa önce bakıp havaya böyle bakıp nefes alıp muhalefet yapmak başka bir hadise. Yani Nis'ten muhalefet yapmak farklı bir şeydir. Pensilvanya'dan muhalefet etmek farklı bir şeydir. Nihat Genç, belki de dünya görüşünün %90'ına katılmam. Doğru mu? Diğer taraftan Nedim Şener. Nedim Şener benim her şeyime karşıdır. Yani benim şöyle söyleyeyim. Yani Nedim Şener dediğin kişi ideolojik olarak yahut da bir aynı fikirde olduğumuz yerde bile fraksiyon olarak ayrıldı benden. Bir şeyimiz yok yani. Bir ortak yanımız şu var. Bizi bağlayan tek. Adam milli bir adam. Muhalefet ediyor ama adamın bir davası, bir omurgası, bir çizgisi var. Nihat Genç de öyle. Öyle değil mi? Aynen. Nihat Genç One Minute çektiğinde hatırlıyor musun? Erdoğan bütün dünyaya dedi ki işte şu anda dedi bu One Minute'den sonra dedi
Flash. Konuşmasını hatırlarsın. Şu an tüm İslam alimi dünya Erdoğan dedi bu meydan okumasından bahsedecek. Erdoğan dedi liderliği dünyada çok farklı noktaya gelmişti artık. Bitmiştir dedi. Arkasından 15 Temmuz yaşandı. Muhalefetimi askıya alıyorum. Bak muhalefetimi askıya alıyorum dedi. Arkasından yine bana küfreder. O problem değil. Bu topraklara ait olmak başka bir şeydir. Sözcü değil. Değil. Bak söylerim baştan. Bu paçavra bu topraklara ait bir gazete değil. Ha ben bu operasyon sırasında bunu unutmadım yani. Şunu söyleyeyim. Soner Yalçın için sahiden söylüyorum bak. Soner Yalçın sahiden de. Nedim Şener de öyle mesela. Nedim Şener. O görüntülerini hatırlıyorsun. Soner Yalçın. O görüntülerini unutmayalım değil mi Nedim Şener görüntülerini? Efsane değil misin? Evet. Unutulur mu? Orada silahlı askerler duracak. Tabii canım. Elinde ağır tüfeklerle vuracaksın. Nedim'i bıraksalar atlayıp bir tanesi gırttan sıkacak. Darbeye karşı nasıl durulurmuş? Aynısını Soner Yalçın olsa Soner Yalçın da yapardı. Böyle gazeteci ve muhalife bir şey söyleyeyim. Eğilirim önünde. Aynı durumda Soner Yalçın olsa Soner Yalçın da yapardı ama sözcüğü ve saygı duyardı. Sözcüğü idare eden diğer kadrolar için ben aynı şeyi söyleyemiyorum işte. Ben çok açık. Mesela Mustafa Balbay için de aynısını söyledik değil mi Cumhuriyet Gazetesi'nde? Sen nasıl seni içeri tıkan zihniyetin gazetesinde başyazar olarak çalışıyorsun dedik. Sonra zaten dayanamadı gitti biliyorsun. Gitti. Oraya FETÖ'nün en büyük tertibine kumpasına maruz kalmış. Onu mağdur olmuş bir adamdı. Yurt dışına gitmek durumunda kalmıştı. Sen nasıl bunlarla aynı operasyon üstünde yazı yazarsın diyorduk. Orayın son anda ayrıldı. Aynı şey Soner Yalçın'ın içinde. Soner Yalçın bu gazeteye yakışmıyor. O kadar söyleyeyim ben. Anladım. Ya bu yapılan operasyon neticesi olarak söylüyorum yani. Vallahi şu anda biz belli bir yani sayın izleyicilerimiz tabii çok çok hızlı hızlı gitti. Konular hızlı döndü. Şu anda tabii tekrar baktığın zaman birçok şey tekrar tartışılır, gözden geçilir. Ama bizim şeyimiz şu, yani sözcü bir muhalefet, bir muhalif sesi kısmak veya da susturmak değil. Örneğini de verdik. Dünya görüşümle aykırı olabilir, muhalif olabilir, hatta kızmışımdır. Hakkında da sert yazılar yazmışımdır. Nihat Genci'dir, Nedim Şener'idir, başka bir takım işte Oray Eğidir, senin ifade ettiğin gibi birçok insan vardır. Bunlar tabii ki olacak, biz buna karşı değiliz. Muhalefet başka bir şey. Mesela Cumhuriyet'e niye biz? Cumhuriyet'in olduğu süre içerisinde Cumhuriyet gazetesi Türkiye için ulusal tehdittir diyorum ben. Çünkü ulusal tehdit olacak olan tüm istihbarat bilgileri onlardan çıkıyor. Diyoruz. FETÖ'nün işbirlikçisi. Diyoruz ve saygıyla hocanızdan ayrılıyoruz. Bugün işte Sözcü Gazetesi bizim tüm programı yedi. 19 Mayıs. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Biz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışın şartları 1918-1914 İtalya sonrası işgal altındaki bir memleketti ve oradaki kurtuluş meşalesinin yakılışının seneyi devriyesi bu aynı zamanda 98. Yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ulusal kurtuluş mücadelesinin baş kahramanlarını şükranla, minnetle, saygıyla bir kez daha anıyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun. Sözcü operasyonu da bizim bu işte kutlama günlerimizde Kurtuluş Savaşı ruhunu tekrar hatırlatan bir operasyon şeklinde de o da hayırlı olsun diyelim. Peki. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.